Girişimcilik Dünyası ile karşınızdayız. Her hafta pazartesi günü ekosisteme dair detayları konuklarla değerlendiriyoruz. Bu hafta ilk bölümde Fon Bulucu kurucusu ve CEO'su Hakan Yıldız bizimle olacak. Birazdan kendileriyle özellikle girişimlerin sermayeye yatırıma erişmesi, buradaki detaylar, dünyadaki trendler, Türkiye'de tablo ne, bunları konuşacağız. Programın ikinci bölümünde ise Fazla Gıda CEO'su Olcay Silahlı olacak. Bugün gelen enflasyon rakamlarından sonra özellikle sektöre dair maliyet artışları, Fazla Gıda'nın buradaki sorumlulukları, bunları konuşacağız. Şimdi hemen gidelim ilk konuğumuza. Fon Bulucu kurucusu ve CEO'su Hakan Yıldız bizimle dedik. Hakan Bey, hoş geldiniz yayına. İsterseniz önce biraz şirketi anlatarak başlayalım. Sonrasında tabii bizi izleyen girişimciler için nasıl bir yatırım iklimi bekliyor 2022'de? Neler sağlıyorsunuz? Onları da detaylandırırız. Tabii. Çok teşekkür ederim Güzel Hanım. Teşekkürler. Biz 8 Nisan 2021 tarihli lisans almıştık Sermaye Piyasası Kurulu'ndan. Ve kitle fonlama faaliyetlerine 11 Mayıs 2021'de başladı. Henüz daha bir yıl olmadı aslında. Çiçeği burnunda bir sistem. Bu süre zarfında aslında çok güzel gelişmeler oldu. Daha önce lisans aldığımızda da aslında katılmıştık yayınıza. O günden bugüne 50 milyon liranın üzerinde bir fonlamayı başardık. 23 tane girişimimizi finansmanda buluşturduk. Şu anda da hala aktif kampanyalar yürüyor. Hatta bugün itibariyle de yeni bir kampanyaya başladık. Girişimcilerin finansmana ulaşması için aslında yeni bir alternatif finansman aracına kavuştu Türkiye. Bu da son derece memnuniyet verici. Tabii 2021 kitle fonlamasının dünyada da çok hızlı geliştiğini gördük. Özellikle pandemi döneminde çok daha hızlı bir ivme kazandı. Yıllık 16.6'lık bir büyümesi söz konusuydu ama çok daha hızlı bir ivme kaydetti. 564 milyar dolarlık bir fonlamaya fonlama talebine karşılık 114 milyar dolarlık da bir fon toplandı. Tabii biz de ülke olarak bundan gerekli payı alabilmek için girişimcilik ekosistemini büyütebilmek için gayret sarf ediyoruz. Şu anda da 17 binin üzerinde üye sayımız söz konusu. Sisteme katılan 17 bin üzerinde insan var. Bunların içerisinde fonlar, girişim sermayesi yatırım fonları, şirketler, üniversiteler, kalkınma ajansları, teknopark AŞ'ler. Dolayısıyla aslında bir co-invest, beraber fonlama konusu yavaş yavaş ülkemizde gelişmeye başladı diyebiliriz. Peki şimdi rakamlarla isterseniz bahsedelim. Orada özellikle mesela 2021 itibariyle 1400'den fazla girişim başvurmuştu en son. Dolayısıyla oradaki detayları sizden alalım ve buradaki toplam fon miktarındaki ulaşılan rakam 2022'de nereye evrilir? Kaç tane startup başvurur? Hedeflerinizi de dinleyelim. Evet. Tabii en son görüştüğümüzden bu yana çok fazla girişim şirketi startup başvuru yaptı bize. Şu anda 1800'ü aşmış durumdayız ve bunların toplam fon talebi de 1 milyar lira civarında. Tabii bunların içerisinden çok inceleyip sık dokuyarak bir seçim yapıyoruz. Çünkü birçoğu hazır olamayabiliyor. Dokümantasyonları hazır olmayanlar, iş planlarını henüz yapmamış olanlar, onları da bir taraftan eğitiyoruz aslında. Burada biz üçlü bir fonlama sistemi uyguluyoruz. Sadece paya dayalı kitle fonlaması değil, aynı zamanda bir girişim sermayesi yatırım fonumuz var. Oradan da fonlama yapıyoruz. Bir de Haziran ayında aslında böyle yeni kurduğumuz bir melek yatırım ağımız var, Reinvest Angels. O da şu anda Türkiye'nin en büyük melek yatırım ağı oldu bir anda. 350'nin üzerinde meleğin olduğu bir ağa dönüştük. Tabii bunların üçünün beraber çalıştırarak... Pardon, bir daha paylaşabilir misiniz adını? Tabii Reinvest Angels. Reinvest Angels. Evet, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan akredite ettirmiştik. Ve dijital bir başvuru sistemi uygulayınca aslında özellikle Ankara'nın doğusu diyebilirim, Türkiye'nin diğer yarısından çok yoğun bir talep aldık. Ve şu anda 350'nin üzerinde melek yatırımcının bulunduğu bir ağa dönüştü. Girişim sermayesi yatırım fonumuza kamu da dahil oldu, kalkınma ajansları. Teknoparklar dahil olmaya başladı. Yurt dışından dahil olduğu birçok birey ve kurum. Dolayısıyla aslında bu üçlü yapıyla girişimleri finansmana eriştiriyoruz. Tabii başvuru çok fazla. Çok fazla girişim finansmana bu sistemle erişmek istiyor. Çok da güzel örnekler çıktı ortaya. 85 dakikada fonlamalarımız oldu. 2.7 milyonluk fonlamalara ulaştık 85 dakikada. 327 dakikada 11 milyonun üzerinde fon topladığımız kampanyalar oldu. Bunun artık bir sermaye piyasası aracı olduğu ve girişimlerin aslında 20 milyon liraya kadar
pay arzlarının gerçekleştiği bir sisteme doğru evriliyoruz yavaş yavaş. Bu konuda da ülkemizde güzel gelişmeler de oldu sizlerle görüştükten sonra. Lisans alan platform sayımız 7'ye yükseldi. Şu anda başvurular oldukça fazla, yanılmıyorsam 14 civarı. Bu da aslında ekosistemin gelişmesine güzel bir destek verecek. Tabii birçok finansman alternatifinin yanında kitle fonlaması sisteminin de olması, özellikle girişimlerin hızlı, kolay, teminatsız şekilde finansmana ulaşması açısından da çok önemli oldu. Tabii önemli bir gelişme daha yaşadık aslında. 2021 yılının Ekim ayında, 27 Ekim'de Sermaye Piyasası Kurulu kitle fonlama tebliğini yeniledi. Ve tek bir tebliğde hem borçlanmaya dayalı hem de paya dayalı sistemi birleştirdi. Önümüzdeki dönemde borçlanmaya dayalı kitle fonlama sisteminin de Türkiye'de başlamasıyla beraber çok rahatlıkla milyar liraları, daha sonra da onlarca milyar liraları bu sistemle girişimlere aktarıldığını görebileceğiz. Peki özellikle girişimcilerin başvuracağı, yani benim mesela tohum aşamasında olanlar, özellikle bir fikri olan ya da fikrini daha yeni hayata geçirmiş ama orada geliştirmeye açık olan, hem sermaye anlamında hem know-how anlamında, bunların başvurularını hangi süreç altında değerlendiriyorsunuz? Onlar nereden dijital olarak başvurabiliyorlar mı? Ve o tarafta özellikle öne çıkan girişimleri, startupları da sorayım, hangi alanlarda daha çok talep var? Tabii biz aslında sistemi kurguladıktan sonra belli bir stratejiye göre hareket ettik. Sistemin farkındalığının ve bilinirliğinin artırılması için aslında her sektörden, ki mevzuatın izin verdiği şekilde teknoloji ve üretim faaliyetinde olan her sektörden en az iki girişimi yayınlayarak belli yatırımcı grupları oluşturmaya çalıştık. Bunda da başarılı olduk. Şu anda 23 girişimin her biri neredeyse birkaç 10 sektörden diyebiliriz. Bunların içerisinde yoğun olarak, ki son sorunuzdan başladım aslında, yoğun olarak teknoloji girişimleri ön planda. %70'i şu anda hem bize başvuruların hem de yayınladığımız kampanyaların, fonlanan kampanyaların %70'i teknoloji girişimi. Son dönemde tarım girişimleriyle ilgili özel bir çalışma başladık ve çok fazla ilgi görmeye başladı. Gıda girişimlerinin aynı şekilde. Böyle bir stratejiyle ilerliyoruz. Tabii burada girişimcilerin başvurması çok kolay aslında. Her şey dijital, %95 civarında dijital yürütüyoruz sistemi. Bireysel veya şirketleriyle başvurabiliyorlar. Hatta limited şirketleri olarak dahi başvuru yaptıktan sonra biz onlara bu parayı aktarmadan önce mevzuatın el verdiği süreyle anonim şirketlerine dönüştürüyoruz. Yani sonuçta hepsi anonim şirketi oluyor. Tabii fikir aşamasında gelen girişimlerin başvurması veya fonlanması biraz güç. Çünkü yatırımcıya paylarını arz ediyorlar. İster istemez yatırımcı hızlı bir geri dönüş bekliyor. Bu noktada ama şöyle bir uygulamamız var. Girişim şirketleri sisteme başvurduktan sonra bizim bir hazırlık tünelimiz var. Bu hazırlık tüneli içerisinde ciddi şekilde mentorluk ve danışmanlık hizmetleri alabiliyorlar. Ve eğer fikirlerini öncelikle bir prototipe, sonra bir girişim şirketine ticarileşmeye doğru evirmek için gerekli destekleri sağlıyoruz. Daha çok ürünü hazır olan, patent almış fakat seri üretime geçememiş, girişimini hızlı ölçeklendirebilecek şirketler aslında şu anda yatırım turuna çıkardıklarımız. Tabii bu süreç hem mevzuatın hükümleri çerçevesinde hem de bizim değerlendirme politikamızla uygulanan bir süreç. Oldukça zahmetli bir süreç aslında hazırlık. Ama bunu kolaylaştırabilmek için hem dijital formları akıllı hale getirdik, hem de birçok danışman atıyoruz girişimlerimize. Onlar içlerinde 6 günde aslında dokümantasyonu hazır olanlar, 6 gün içerisinde kampanya hazırlayan var. 6 aydır üzerinde çalıştığımız, ilerlemesine gayret sarf ettiğimiz girişimler de var. Ama eninde sonunda girişim şirketlerinin bize başvurduklarında gerçekten dokümantasyonlarının hazır olmasını bekliyoruz. En azından hazır değilse bile yönlendirmelerimizde bunları hazır etmeleri gerekiyor. Çünkü bu bir halka arz aslında, mini halka arz diyebilirsiniz. Paylarının bir kısmını yatırımcılara arz ediyorlar. Borsaya kote olan veya ilk halka arzlarını yapan şirketlerden ne isteniyorsa aslında bu taraftan da daha soft olarak onlar isteniyor. Bunların hazırlanması da gerçekten sıkı bir süreç gerektiriyor. Biz şu anda 24 kişilik bir kadroyla çalışıyoruz. Ve 1800 tane başvurmuş, hatta üzerinde girişime
destek vermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu başvuruların çok daha fazla artacağını düşünüyoruz. Bir de küçük bir şey ilave edeyim buraya. Tabii erken aşama veya tohum aşamasındaki girişimler her ne kadar bize başvursa da bir sonraki özellikle seri A girişimlerin de başvurduğunu görmeye başladık. Çünkü 20 milyon liraya kadar bir limit var bizim yapabileceğimiz arzlarda. Bu da Türkiye şartlarında gerçekten bir girişimin ölçeklenmesini sağlayabilecek bir tutar olarak görünüyor. Peki Hakan Bey, son bir dakika içerisinde özellikle aslında Avrupa'daki sistemi, hem fon bulma hem kitle fonlaması, Türkiye oraya ne kadar entegre olabilecek? Hem Türkiye'deki girişimleri yurt dışına götürme, hem de Türkiye'deki yatırım ortamının aslında Avrupa'daki benzer hale gelmesi, o tarafta biraz izah ederseniz öyle tamamlayalım. Tabii ki, çok teşekkür ederim. Aslında doğru ve güzel bir soru bu. Hızlıca özetlemeye çalışayım. Biz Şubat ayı içerisinde Almanya merkezli bir şirketten bir yatırım aldık. 1 milyon euroluk bir yatırım aldık şirketimize. Bu yatırımın aslında ana konusu global ölçekte Almanya merkezli bir kitle fonlama platformunun, daha doğrusu şu anki sistemimizin oraya taşınması ve orada da global ölçekte bir kitle fonlama platformunun kurulmasıydı. Bu noktada çalışmalara başladık. Özellikle Türkiye'de fonladığımız, başarılı olarak fonladığımız, katma değer yaratmaya başlamış, ölçeklenmeye başlamış girişimleri bir sonraki aşamada globalde de bu fonlarla buluşabilmeleri için Almanya'daki platformumuzda yayınlayacağız. Ama şunu söyleyebilirim, Türkiye'nin şu anki uyguladığı regülasyon, gerçekten 10 regülasyon var şu anda dünyada, en iyi regülasyonlardan biri. Özellikle merkezi kayıt kuruluşunun, Takas Bank'ın sistemde entegre olması, devletle doğrulama yapılarak sisteme dahil edilmeleri bireylerin, bunlar kendi içerisinde ciddi inovasyonlar katıyor. Girişimcilerin kaydi olarak paylarının oluşturulması, bundan sonraki süreçte yurt dışından özellikle yabancı yatırımların girişimlere doğrudan gelebilmesinin yolunu çok kolaylaştırıyor. Haliyle biz de sizin söylediğiniz gibi yakın bir zamanda Türkiye'de fonladığımız girişimlerin bir sonraki aşamasında daha hızlı ölçeklenmeleri için onları globale Almanya'dan açmış olacağız. Almanya'dan en son 1 milyon euro tutarında bir yatırım almışsınız değil mi? Evet. Peki, evet, bu yıl, Şubat ayında 1 milyon euroluk bir yatırım aldım. Bu yıl yatırımların devamı gelecek mi? Şöyle, bu yatırım doğrudan bizim fonbulucu.com'a yapılan bir yatırımdı. Çok daha hızlı ölçeklenebilmek için. Ama şu anda hem yurt içinden hem de yurt dışından görüştüğümüz, hatta Amerika'dan görüştüğümüz bazı kuruluşlar var. Şirketimize yatırım yapmak istiyorlar. Tabii bu yatırımlarla beraber aslında biz bir sonraki seviyeye geçmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sistemi girişimcilik finansmanı yapılan bir yatırım bankasına dönüştürmek istiyoruz. Bu yolda da ilerliyoruz. Girişimlere yatırımın da yurt dışından belli kaynaklar bulması açısından da bunu önemsiyoruz açıkçası. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Bey, katıldığınız için. Fon bulduğu için de iyi bir sene olsun.